TV 264 ekranlarından iyi günler diliyoruz. Günlerim 264 programı ile karşınızdayız. Bugün her hafta olduğu gibi farklı konuklar ve farklı konularla sizlerin karşınıza geliyoruz. Bugün İl Sağlık Müdürü Sayın Aziz Öğütlü'yü konuk edeceğiz. Covid-19 aşısının değerlendirmesini yapacağız. Sakarya'da Covid-19 aşısı kimlere yapılacak, nerelerde yapılacak, bu soruların cevaplarını alacağız kendisinden. Sayın Müdürüm, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler, çok şükür. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkürler. Biz de pandemiden dolayı yayınlarımızı uzaktan bağlantıyla yapıyoruz. Sizi de yayınımıza bu şekilde aldık. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun bu imkanı verdiğiniz için. Evet Sayın Müdürüm, Çin menşeli COVID aşıları ülkemize geldi 30 Aralık'ta. Ve dün itibariyle de illere teslim edilmeye başlandı. Sakarya'da son durum nedir? Aşılar geldi mi? Aşılar hangi hastanelerde yapılacak? Kimlere yapılacak? Vatandaşlar bu soruların cevabını merak ediyor. İsterseniz sizden alalım bu soruların cevabını. Tabii. Öncelikle söylediğiniz gibi aşılar geldi. Bu ilk aşamada sağlık çalışanlarına ve yine sağlık kurumlarında çalışanlara yapılacak bu aşılar. Nerede yapılacağı konusu sağlık tesislerinde şu anda ilk önce hastanelerde, bizim Sakarya'daki tüm hastanelerimizde, tüm kampüslerde aşı yapılacak. Aile hekimliği birimlerinde aşılar yine aynı şekilde yapılacak. Özel hastanelerde yine aşılar yapılacak. Yani kendi aşı odasını oluşturabilecek, içinde bizim bazı kriterlerimiz var, onların hepsini sağlayacak olan odaları bulunan tüm yerlerde aşılar yapılacak. Peki bu odalar hazırlandı mı? Evet, hazırlandı. Kontrollerini yaptık. En son bu sabah tekrar dolaştık. Odalarımız hazır, aşı odaları. Biz ne zaman start gelirse aşılamaya başlayacak pozisyona geldik. Peki Sayın Müdürüm, aşıları teslim aldınız. Perşembe ve Cuma deniliyordu. Şu an listeler hazır mı? Şöyle, zaten aşılar konusunda ilk önce sağlık çalışanları olacağı için bu kişilerin sağlık çalışanlarla ilgili listeler hazır. Onda bir sıkıntı yok zaten. Ve bu aşı yapılmasıyla ilgili olan daha önce bir test, güvenlik testleri vardı. İlk defa Çin'den geldiğinde bu aşılarla ilgili. Öncelikle onlar yapıldı. Tam olarak onların bitmesi bekleniyor. Bittikten sonra hemen sonra bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız aşılamaya başlayabilirsin dediğinizde biz de başlayacağız. Peki aşılar nasıl bir ortamda yapılacak? Sağlık çalışanları ilk aşı olacaklar. Aşıdan sonra takibini nasıl yapacaksınız? Evet, aşılar zaten bu Avrupa'daki, Amerika'daki Pfizer'ın ve Moderna'nın aşısı gibi -70 soğuk ihtiyacı olan aşılar değil. +4 santigrat derecede normal buzdolapları soğukluğunda saklanması yeterli olan. Dolayısıyla biz bunu aşı kaplarında, akülü ya da işte aşı buzdolapları var, orada saklayabilecek durumdayız. Bu konuda hazırlıklar yapıldı. Aşılar bu şekilde sevk edilecek ve yine aşılar yapılacak. İlk aşılar sağlıkçılara yapılacak. Bizim Aşıla diye bir program var. Bütün sağlıkçıların, şu anda aşı yapacak olanların ve takip edecek kişilerin mobil telefonlarına yüklenmiş olan bir programımız var. Buradan biz gelecek kişilerin TC numarasını ya da eğer MHRS randevu sistemiyle gelmişse oradaki karakodu okuyup aşı yapılıp yapılmayacağı orada belli olacak zaten. Daha sonra da aşıladıktan sonra bilgiler oraya otomatikman aktarılacak. Ve kendilerine, bütün herkese, aşı olan herkese aşının ne gibi yan etkileri, ne gibi bazı belirtileri olacağına dair bilgi vereceğiz. Ondan sonra da herhangi bir şey oluştuğunda zaten bizim aşı takip sistemimizde, yan etki sistemimizde var. Orada bunları takip edeceğiz. Herhangi bir şey olduğunda hemen formla kayıt altına alıp takiplerini yapacağız. Peki Sayın Müdürüm, bilindiği üzere aşılar 3 aşamada dağıtılacak. İlk aşamada sağlık çalışanları, ikinci aşamada 65 yaş üstü ve engelli, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, üçüncü aşamada da normal vatandaşlar yararlanacak.
Bu süreç nasıl ilerleyecek? Bir de bu süreçten biraz bahsederseniz. Tabii. Şimdi bize bakanlığımızdan gelen talimatlar neyse ona göre aşılama bir takvim çerçevesinde olacak. İlk önce gelen talimat da sağlık çalışanları ve yine bu yaşlı bakım evleri, engelli vatandaşlarımızın bakım evleri, burada kalanlar ve burada hizmet eden diğer sağlıkçı ve diğer personelin önceliği düzeltmek var. Düzeltmek gerekirse 4 aşama olacakmış. Şimdi ben notlarıma bakıyorum. Evet. 4 aşama. 3 aşama değil 4 aşamaymış. 4 olacak. İlk önce bu grup olacak. Ardından dediğiniz gibi 65 yaş üstü, daha sonra işte 50-65 arası, 64 arası kronik hastalığı olanlar ve en sonunda 18-50 yaş arası olanlar olacak. Yani 4 aşamada olacak. Bu aşamalarla ilgili tarihi tabii ki bakanlığımız belirleyecek. Bizim için şu anda ilk gelen talimat sağlık çalışanları. Biz onlara göre hemen hazırlığımızı yaptık. Bu sürede 10-15 gün içinde bu aşılamayı hemen bitirmeyi düşünüyoruz zaten. Peki Sayın Müdürüm, kamu kurumları haricinde özel hastaneler de bu süreçte hazırlanıyor mu? Sakarya'daki son durum nedir peki? Tabii. Az önce söylediğim gibi aşı odasını oluşturabilecek tüm kurumlarımız özel de dahil olmak üzere aşı yapmak üzere yetkilendirildi. Özel hastanelerimiz de keza aynı öyle. Çünkü onlarda da aynı şekilde bayağı yüksek sayıda sağlık çalışanımız var. Onlar da bu dönemde aşılama yapacaklar. Anladım. Peki siz aşı olacak mısınız? Bu ilk aşı olacak mısınız siz de? Aynen öyle. Aşılama başlar başlamaz belki de ilk aşıyı biz dekan hocamız Profesör Doktor Oğuz Karabay, muhtemelen başhekimimiz Fikret Bey ile Seah başhekimimiz Fikret Halis, Doçent Doktor Fikret Halis ile beraber üçümüz hemen ilk aşıyı olacağız bu konuda. Çünkü zaten bizim yani ne zamandır beklediğimiz bir şey bu ve şu anda eğitimin, öğretimin, ekonominin, Allah korusun mortalitesi yani entübe olup da vefat edenlerin şu anda tek çaresi aşı, başka bir şey yok. Bunu olmayacak diye bir şeyi zaten düşünen insanları da pek zannetmiyorum. O şey öyle diyeyim en azından. Evet. Aşı konusunu kapatmak gerekirse bir diğer konu da Sakaryalıların merak ettiği. Pandemide Sakarya'nın son durumu nedir? Kısıtlamalar Sakarya'ya yaradı mı? Düşüş var mı? Son rakamlar nedir Sayın Müdürüm? Kesinlikle. Özellikle bu sokağa çıkma kısıtlılığı başladıktan sonra ve tabii ki tedbirlerin çok kuvvetli bir şekilde uygulanması ki bu da denetim mekanizmasıyla oluyordu ki ben burada bu konuda görev alan tüm kurumlara tek tek teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir başarıdır bu. Bizim vaka sayılarımız işte daha önceden de bildiğiniz gibi o binli rakamları telaffuz ediyorduk. Çok şükür şu anda belli bir seviyeye indi. Biz bunu sıfıra ininceye kadar tüm arkadaşlarımıza, filyasyon ekibiyle, tüm hastane çalışanlara, aile hekimleriyle ve tabii ki denetim ekibindeki diğer kurumdaki çalışanlarımızla beraber bu çalışmalara devam edeceğiz. Hala 7/24 çalışmalarımız devam ediyor. Peki Sakarya'daki yoğun bakım ünitelerinin son durumu nedir Sayın Müdürüm? Evet, bir dönem gerçekten oldukça bir yoğunluk vardı, doluluk vardı. Şu anda özellikle COVID yoğun bakımında herhangi bir sıkıntımız yok. Hiçbir şekilde bekleyen hastamız, ne servis, ne yoğun bakım hiç bekleyenimiz yok. Zaten şu anda doluluk oranı %50-60 o civarda. Herhangi bir sıkıntı yok onlarda. Anladım. Peki Sakarya'da günlük test oranında bir düşüş var mı Sayın Müdür? Tabii. Şimdi belirtisi olan kişiler en başta test olmaya geldiği için hasta sayısı azalınca belirtili kimse hissetmeyince kimse gidip test yaptırmıyor. Test sayımız da azaldı ama özellikle vaka sayısı çok da azaldı test sayısına göre. Bu da bizi gerçekten rahatlatıyor. Anladım. Sayın Müdürüm bir de gelen bir soru var vatandaşlarımızdan. Şehir hastanesinde son durum nedir? Nasıl ilerliyor? Evet. Şehir hastanesinde çok güzel proje bitmek üzere. Zannedersem ihale hazırlıklarına başlayacaklar en kısa sürede ve zaten ihale aşamasından sonra hemen bir 2-3 ay içinde ihale olduktan sonra bir 2-3 senede yapımı ki Sayın Bakanımız zaten mecliste bunu zikretti. 2023 yılında biz Sakarya Şehir Hastanesi'ni teslim edeceğiz dedi. Ondan sonra da o aşamayı inşallah hepimiz birlikte göreceğiz. Evet Sayın Müdürüm eklemek istediğiniz Sakaryalılara, hemşehrilerimize bir mesajınız varsa...
Onu alalım. Tabii öncelikle size teşekkür ediyorum hem bu dönemdeki desteklerinizden, çünkü bu bir ekip işi. Basın bu konuda desteği olmasaydı, gerekli olan uyarıları yapmasaydı belki de daha farklı olabilirdi. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Bu arada tedbirler konusunda aşı olsak dahi, sayılar azalsa dahi bu tedbirleri asla ve asla azaltmamamız lazım. Ne zaman ki bu genel anlamda Sağlık Bakanlığı Bilimsel Kurulu'nun da önerisiyle artık bunları azaltabiliriz deyinceye kadar tedbirlere tam uymamız lazım. Maske, mesafe, temizlik bunlar dediğimiz gibi gelecek bir öneriye kadar aynı şekilde devam etmesi lazım. Çok teşekkür ederim. Biz de yayınımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, gündem 264'ün konuğu İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü'ydü. Covid-19 aşısının kimlere yapılacağı, hangi aşamalardan geçeceği, hangi hastanelerden yapılacağı bilgisini bizle paylaştı. Pandemide Sakarya'nın son durumunu bizle paylaştı. Farklı bir programda tekrar sizlerin karşınızda olmak dileğiyle iyi günler diliyoruz.